Selam. Yakalandınız. Evet, aynen. Kimi çekiştiriyorduk? Dedikodu yaparken. Menajerimi çeker misiniz? Niye kaçıyorsun hacı? Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Menajer, oyuncu herhalde bir yine toplantılar, filmler, toplantılar, diziler, neler var. Aynen öyle. Aynen öyle. Hafif bir gribal bir durum gibiyim. Elimde de buzla gittim yani. İlk defa toplantıya böyle gidiyorum. Kusura bakmayın. Her şey çok güzel yolunda. Filmimizi çektik, bitti. Aralık'ta bir izliyorum. Ondan sonra... Hayır, Aralık'ta değil. Yalan söyleme şu anda. Aralık'ta değil. Mi? Değil. Hayır, onu Gürgen'le çektiğimiz dokuz Aralık. Evet. Benim yazdığım, hani daha önceden... Bu arada çok işiniz var ya, karıştırıyoruz. Aman, havalara bak. Başa çıkamam ben böyle. İşte o vizyona girecek diye heyecanlıyız, evet, falan. Böyle işli güçlü, yoğun bir zaman. Nasıl geçti birazcık hikayeden, yolculuktan da bahsedelim. Kendi yazdığınız filminizle. Güzel, 6 haftada bitirdik. Çok güzel bir ekip. Zaten okuma provasında da tanışmıştık, biliyorsunuz, evet, bir araya gelmiştik. Çok keyif aldığımız bir iş oldu. Ben gene yaşta oynadığım için acayip keyif aldım. Bu komedi işlerinde çok seviyorum böyle bir şeyler yapmayı, hani uçlarda olmayı. Valla çok keyifli geçti yani. Ben böyle şeyleri uzun uzun konuşmayı pek beceremem. Güçlü bir oyuncu kadrosu var filmde. O kadar nasıl bir araya geldi? Biraz oluşumdan da bahsedersin. Yani, tatlı bir senaryo oldu. Medyapım'la ve Ayyapım'la ortak yapılan bir iş. Onlar da iyi oyunculara sahip yapım şirketleri ve güzel görüşmelerle ayarlandı. Peki hemen traktör üstündeki fotoğrafı da soralım. Pantolon düştü, düşüyor. Kış geldi. Hala yazın sorularını soruyorsunuz. Sizi yani görmüyoruz ki. En doğru son bir okuma provasında doğru görüşmüştük. Doğru söylüyorsun. Yoktum ortada. Orada da bir dizi çekim var. Maşallah, nazar değmesin. Yok, şey, havalı davranıyorum özellikle şey. Ünlülük öyle bir şey. İyi, hadi gidiyoruz. Boncuğum, evet, senin yaptığınız dizi, hatta ilk bölüm çekilmiş, no, beğenmemiş. Ne tekrar ya? Çekilmiş. Okuma provasında. Dur şimdi, haberi önce tam öğreneyim. Okuma provasında görmüştük ya sizi. İlk sahneler bir beğenilmemiş. Bir revizyon oldu içeride ama çok neden kaynaklı oldu peki? Neler beğenilmedi? Kaynak yok, bu bir sinema bu yani. Yönetmen başka değişti hatta diye. Yönetmenimiz değişti, evet. Çünkü timing biraz, yani zamanlama, affedersiniz bu İngilizce konuşarak kişiyim. Zamanlama biraz kayınca insanların programı doğal olarak şaştı. O yüzden bir time oldu. İlişkiler, iletişimler hala çok güzel, çok kuvvetli, sıfır sıkıntı, hiçbir şey yok. Çekildi mi, bitti mi peki? Çok şükür. Nasıl geçti peki çekimler? Çok güzel geçti. Komik geçti de dur bir bitsin bakalım yani, hani şey... Bilmiyorum, siz söyleyeceksiniz komik mi değil mi, ben biz çok eğlendik bakalım. Son dönemde sosyal mecralardan sonra hani sinemaya çok ilgi görülmüyor diyorlar. Katılıyor musunuz, işte birçok yatırım yapıp gişede? Madem atlattık kocaman, yani insanlara da hak vermek lazım bence. Kaldı ki sinema bileti de artık öyle ekonomik fiyatlı bir şey değil. Normal bir ailenin gelirini zorlayabiliyor zaman zaman. Ama sinemaya çağırmak, yani sinemanın başka bir estetik güzelliği var. O güzelliğe insanları çağırmak kıymetli bir şey. Tiyatro salonları full ama sinemalarda evet hala bir boşluk var. O dengelerle ilgili bilmiyorum ne olacak. Ben ilk defa böyle bir şeye çıkıyorum yani. Ringe çıkmak denir ya, senaryosunu yazmak, sorumluluğunu almak, seyirciyi davet etmek. Bunlar ayrı sorumluluklar. Bilmem, umarım becerebilirim. Başarısız olmaktan korkuyor musunuz peki? Tabii ki çok korkuyorum ya, insanım ben. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayrıca beni deli gibi gözlediler, menajer olarak. Öyle git, öyle mi Tamam mıyız? Evet. Hazırsak başlayalım. Aytaç Bey, hoş geldiniz. Merhaba. İyiyim. Bir oyuncu bir abime selam verdim. Evet, merhaba. Merhaba. Barış Akarsu. Evet, merhaba. Evet. Nereye söyleyeceksiniz? Valla çok heyecanlı. Arkadan Barış Akarsu'nun şarkılarının... Arkadan Barış Akarsu'nun şarkıları söyleniyor. Çok değerli bir gün. Abim için çok mutluyum, çok gururluyum.
sette onu ziyaret edebilme şansını yaşadım ben. Ve orada gördüğümde de tüylerim diken diken olmuştu. İlk ona projenin geldiğinde de hazırlık aşamasında da tüm o çalışma sürecinde işte şarkı söyleme, gitar çalışma yani bütün o aşamalarında ona şahit olduğum için şu an çok gururluyum. Tüylerim diken diken oluyor. Burada olduğum için de çok mutluyum. Sette çok kısa bir vaktim vardı. Koştur koştur geldim. Filmi izlemek için can atıyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Her şeye şahit olduğunuzu söylediniz. Senaryo, evet. Gözyaşlarına şahit oldunuz. Yani her şeyiyle şahit oldum diyebilirim yani. Çünkü çok değerli bir insan Barış Akarsu. Onu anmak, bu gururu da abim tarafından yaşamam muazzam bir duygu. Bununla sohbet ettiğimizde çok duygulandığını ve çekimden sonra, bazı evet. sahneden sonra çok ağladığını söyledi. Evet, sizin evet. Şahit olduğunuz gibi. Hepsine şahit oldum. O Amasya sürecinde de o gittiğinde herkes onu Barış Akarsu gibi karşıladığı için, öyle sarıldığı için, öyle seslendiği için ona da böyle çok büyük izler bıraktı. Çok güzel izler bıraktı. Onu da biliyorum. Bu gece yani çok gurur duyacağımız bir gece çok benim için. Çok benzedi. Şarkılarını kendi söyledi. Gerçekten yani hakkıyla, her şeyi hakkıyla yaptı. Bu süreç çok değerli bir süreçti. O süreç tanındığı için de öyle bir çalışma süreci olduğu için çok mutluyum. Onun adına çok mutluyum. Bugün adına çok mutluyum. Çok gururluyum. Yani gerçekten çok mutluyum. Siz nasılsınız efendim? Biraz nasılsınız? Çok iyiyim çok şükür. İşte dizi aram vardı. Oradan koştur koştur geldim. Sağ olsunlar bana bir vakit ayırdılar. 3 saatlik koştur koştur buraya geldim. Şimdi filmi izleyeceğim. Ay çekimlerden geldim aynen. Çok yoğun gidiyor. Her şey yoğun. Çok güzel. Şimdi günümüz Perşembeydi. Şimdi cumartesiyi aldık. Çok daha güzel olacağını umuyoruz. Bütün her şey çok güzel gidiyor yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bol detay alabilir miyiz Barış? Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Thank you.